The Hypertext Markup Language yani HTML, web tarayıcıda yazıları, resimleri ve diğer görsel materyalleri görüntülemek için tasarlanmış bir işaretleme dilidir. Geçmişi 1980'li yıllara dayanır. İnternetin yaygınlaşmasıyla ikinci versiyonu 1995'te kullanıma sunulmuştur. 2014'te günümüzde halen kullanılmakta olan 5. versiyonuna ulaşmıştır. HTML dilinin gelişimi internetin yaygınlaşmasına ve insanların değişen ihtiyaçlarına paralel olarak ilerlemektedir. Biz derslerimizde son versiyon üzerinden ilerleyeceğiz. Tüm HTML sayfaları Doctype .html şeklinde başlar. Bu ifade doküman tipinin deklar edilmesidir. Bilgisayar bu ifade ile kodladığımız dokümanın bir web sayfası olduğunu anlar ve yazdıklarımızı buna göre çalıştırır. Web sayfaları HTML etiketiyle başlar ve sonlanır. Web sayfalarının ekranda görünen bölümü body etiketlerinin arasındadır. Yazdığımız kodları kaydettikten sonra tarayıcımızda çalıştıralım. Görüleceği üzere ekrana sadece body etiketinin arasındakiler basıldı. Sayfamızın kaynak kodunu sağ tuşla menü açarak görüntüleyelim. Ziyaret ettiğiniz tüm web sayfalarının kaynak kodunu bu şekilde görüntüleyebilir ve inceleyebilirsiniz. Örneğin Google ana sayfasının kaynak kodunu beraber inceleyelim. İlk satırda doküman tipi deklarasyonunu görüyoruz. Daha sonra HTML etiketiyle sayfa kodlanmaya başlamış. Şimdi kendi sayfamıza dönelim ve yazdığımız kodlarda dikkat edilmesi gereken yerleri birlikte inceleyelim. HTML etiketleri küçüktür ve büyüktür işaretleri arasında yazılır. Etiketler iç içe yazılabilir. Örnek kodumuzda body etiketi HTML etiketinin içinde yer almaktadır. Bir diğer ifadeyle body HTML'in kapsamındadır. Kapsam ifadesine birçok programlama dilinde rastlarsınız. Kapsama biten etiket sağa eğik çizgi ile gösterilir. HTML etiketleri büyük küçük harfe duyarlı değildir. Body yazarken ister küçük harfle isterseniz büyük harfle yazabilirsiniz. Etiketleri yan yana veya ayrı satırlarda yazabilirsiniz. Etiketler arasındaki boşluk göz ardı edilir. Sayfanın tarayıcı tarafından çalıştırılmasında bir değişiklik meydana getirmez. Sayfamızın ekrana basılan kısmı sadece body etiketlerinin arasındakilerdir. Sayfamızın ziyaretçileri sadece bu kısmı ekranlarında görüntüleyebilecektir. Yazdığımız diğer kodlara sayfa kaynağına girerek bakabilirler. Bundan şunu anlıyoruz. HTML kodları derlenmez yani compile edilmez. Dileyen herkes kaynak kodunu görüntüleyebilir. Ayrıca HTML kodları sunucuda değil, ziyaretçiye gönderilir ve onun bilgisayarında çalıştırılır. Bu nokta şimdilik aklımızın bir köşesinde kalsın. Ayrıntıları ileriki derslere bırakalım. Head bazı ön tanımlamaların ve sayfamıza dışarıdan dahil edebileceğimiz dosyaların yer aldığı bölümdür. Burada yer alan kodlar sayfada gösterilmez. Head ana bölümü ile ilgili pek çok çalışma diğer derslerde karşımıza çıkacak. Kodlarımızı ekledikten sonra dosyamızı kaydedip tarayıcıyla çalıştıralım. Göreceği üzere sayfa başlığımız ayarladığımız şekilde değişti. Title web sayfamızın başlığını tanımlamak için kullanılır ve bu etiket head kapsamı içerisinde bulunmak zorundadır. HTML etiketlerinden ikisine daha değinelim. P ile BR yani break p etiketi paragraf tanımlamak için kullanılır ve uzun metinleri paragraf şeklinde sayfamıza göstermemizi sağlar. Tarayıcılar p etiketinden önce ve sonra otomatik olarak bir miktar boşluk bırakır. break etiketi p ile aynı özellikleri gösterir ancak iki farkı vardır. Birincisi p açıldıktan sonra sağa eğik çizgili ifadesiyle kapatılmak zorundadır. Ancak break için bu söz konusu değildir. İkinci farkı ise p etiketinin kapsamında bir içerik yer alırken İçeriği olmayan bir paragraf oluşturmak istersek break etiketini kullanırız. İçeriği olmayan paragrafa neden ihtiyaç duyalım diye akla bir soru gelebilir. Bazen sayfamızda birkaç satır boşluk bırakmak istersek break etiketi işe yarayabilir. HTML dilinde H1'den H6'ya kadar başlık etiketleri ön tanımlı olarak gelmektedir. Önem sırasına göre H1'den başlayarak içeriğimizdeki başlıklar için bu etiketleri kullanabiliriz. H1 en önemli başlık için kullanılır. H6 ise önem sırasında en sondaki başlıklar içindir. Bir sayfada sadece bir adet H1 kullanımı öngörülmüştür. A etiketi bir web sayfasından bir başka web sayfasına geçiş için kullanılır. Geçirecek sayfa kendi sitemize ait bir sayfa olabileceği gibi başka bir web adresine de geçiş yapabiliriz. Konuları en basit haliyle anlatmak istediğimiz için şimdiye kadar ele aldığımız HTML etiketlerinin nitelik özelliklerine değinmemiştik. Link vermek için kullanılan A etiketiyle birlikte nitelikleri de anlatmaya başlayacağız örnek kodumuzda A etiketinin büyüktür işaretiyle kapatılmasından önce href ve target olarak iki niteliğinin yazıldığını görüyoruz. Gref niteliği hedef adres için kullanılırken target niteliği açılacak adresin hangi pencerede gösterileceğini söylemektedir. Blank ifadesi yeni bir pencerede açılsın anlamına gelir. Bunun yerine self, parent veya tab kullanılabilirdi. Bunları deneyerek nasıl çalıştığını öğrenin. Son olarak programlama dillerinin genelinde bulunan yorum satır meselesinden bahsetmek istiyorum. Yorum satırları birden fazla kişiyle yürütülen projelerde veya daha sonra yeniden bakılma ihtimali olan noktalarda kendimize veya başkasına yardımcı ek bilgi sağlamak için kullanılır. Benim tavsiyem yorum eklemeyi bir alışkanlık haline getirmeniz oldukça faydalı olacaktır. Daha sonra kendi kodlarınıza dönüp baktığınızda neler yaptığınızı daha kolay bir şekilde hatırlayıp eski kodlarınıza yeni eklemeler yapmanız kolaylaşacaktır. İlk dersimizin sonunda anlattıklarımızı kısaca tekrarlayarak özetleyelim. Doctype HTML etiketi sayfamızın doküman tipinin deklarasyonu için sayfanın en üstünde kullanılır. Web sayfamızın geriye kalan tüm kodları HTML etiketinin kapsamı içinde yer alır. Tüm web sayfalarının head ve body olmak üzere iki bölüm vardır. Head bölümü tanımlamaların yer aldığı bölümdür. Sitemizin tüm tasarım elemanları ise body kısmında yer alır. Title sayfamızın tarayıcıda görünen başlığını ayarlamamız için kullanılır ve her zaman head içerisinde yazılır. E etiketi uzun metinleri paragraf olarak göstermek için kullanılır. İçerisinde metin olmayan paragraflar için break yani br etiketi kullanılır. HTML sayfalarında önem sırasına göre H1'den H6'ya kadar ön tanımda başlıklar bulunmaktadır. A etiketi başka bir sayfaya link vermek için kullanılır. A etiketinin href ve target olmak üzere iki niteliği olduğuna değindik. HTML etiketlerinin nitelikleri olabileceğine bu şekilde dikkat çekmiş olduk. Son olarak yorum satırının nasıl yazıldığından ve öneminden bahsettik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Bir başka derste görüşmek üzere.